Limit Seninle programına arkadaşlar hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ercan Hoca. Ee, bugün özdeşliklerden devam edeceğiz arkadaşlar. Özdeşliklerin e, bilinen belli başlı özdeşlikler var. Onların temel kurallarını bileceğiz arkadaşlar. Arkasından mantı mahkeme dediğimiz sorular kısmına geçeceğiz. Oradan sorular çözeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet şu an dersimize geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi özdeşlikler kısmı, Özdeşlikler arkadaşlar öncelikle nedir yani cebirsel ifadelerden farkı ne ona bir bakalım daha önceki derslerimizde biz cebirsel ifadeleri gördük cebirsel ifadelerin özdeşiklerden farkı arkadaşlar şöyle bir hatırlayacak olursak bir boş sayfa alalım hemen şöyle arkadaşlar ee, cebirsel ifade içerisinde bilinmeyen bulunan işlem içeren ifadeydi biz buna ne demiştik arkadaşlar cebirsel ifade demiştik. Eğer bu verilen bu ifadenin içerisine eşitlik de arkadaşlar gelirse biz buna ne diyeceğiz? Denklem veya özdeşlik diyeceğiz arkadaşlar. Ne olacak mesela? 14 olsun. Biz buna denklem ya da özdeşlik diyeceğiz. Şimdi denklemle özdeşliğin farkına biz bakacağız. Tekrar arkadaşlar bir önceki sayfamıza dönecek olursak özdeşlik olabilmesi için arkadaşlar bilinmeyen değerine yani değişkene arkadaşlar istediğimiz değeri verdiğimiz zaman her zaman eşitlik ne olması lazım? Sağlanması lazım. Ya da şöyle düşünebiliriz. Eşitliğin her iki tarafında birebir aynı terim varsa biz ona ne diyeceğiz? Özdeşlik diyeceğiz. Demek ki verilen ifade denklem de olabilir eğer içerisinde eşitlik varsa özdeşlik de olabilir. Denklemle özdeşliği nasıl fark edeceğiz? bilinmeyene yani değişkene birden fazla değer verdiğimizde eğer eşitlik doğruluğu sağlanıyorsa özdeşlik sağlanmıyorsa arkadaşlar denklem diyeceğiz. Ya da diğer bir ifadeyle nasıl buluruz özdeşlik olup olmadığını bakacağız eşitliğin her iki tarafında birebir aynı ifade varsa biz ona ne diyeceğiz arkadaşlar özdeşlik diyeceğiz. Evet şimdi bakacak olursak ben bunu dağıtacak olursam şöyle arkadaşlar dağıtalım hemen. Ne oldu? 4x artı 12 Eşittir 24. Şimdi ben bunu devam ettirip çözersem arkadaşlar ya da şuradan bakacak olursak eşitliğin her iki tarafında birebir ifade yok. Bu bir denklemdir. Ya da şöyle buluruz. Ne yaparız? X'e bir değer verelim. İki tane değer verelim hatta arkadaşlar. Eğer ikisi de eşit çıkarsa biz buna özdeşlik diyeceğiz. Bir verelim. Hemen yazıyoruz x yerine bir. Buradan takip ediyoruz. Arkadaşlar 4 çarpı 4 16. 16 24'e eşit olmadığı için mesela hemen sağlamadı mı biz buna denklem diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> evet denklem dedik. Aynı şekilde 2 için de yine arkadaşlar yazalım. Bakalım sağlıyor mu? 2 artı 3. Buradan ne oldu arkadaşlar? 24. 5 çarpı 4'ten 20, 24 e eşit olmadığı için Buna biz ne dedik? Denklem. Bakın, değer verdik, sağlamadı hemen denklem arkadaşlar olduğunu söylüyoruz. Değer verdi, sağladı, bir değer daha verelim. Çünkü denklemin bir kökü olduğu için belki o verdiğiniz değer denklemin kökü de olabilir. O yüzden ayırt edilebilmesi için iki değer vereceksiniz. Eğer ikisini de sağlıyorsa arkadaşlar denklem zaten hemen sağlam ikisini sağlıyorsa özdeştik. Sağlamıyorsa ne diyeceğiz? Denklem diyeceğiz. <laughs> Yandaki soruya bakacak olursak bunu da hemen pratikmen arkadaşlar 12 artı 4x eşittir 4x artı 12. Bakın birebir işaretleriyle aynı ifadeler olduğu için biz buna ne diyeceğiz hemen özdeşlik diyeceğiz. Devam edelim. İçerdiği değişkenlere verilecek bütün sayılar için doğru olan denklemlere biz özdeşlik dedik arkadaşlar tanımımız bu. Şimdi bunların özdeşik olup olmadığını dediğimiz gibi arkadaşlar değer vererek veya işlemleri devam ettirerek her iki tarafta birebir aynı ifade varsa oradan da anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım şunu dağıtalım içeri. 5x dağıttım arkadaşlar artı 25. Şimdi ben bakıyorum bu birebir eşit olmadığı için ne diyeceğiz biz buna? Denklem diyeceğiz. B şıkkına bakalım. Ee, arkadaşlar burada artı 12 var Burada eksi 12 var İşaretleriyle birebir aynı olması lazım Aynı olmadığı için ne diyoruz biz buna yine Denklem diyoruz Buna bakalım <laughs> Dağıtarak bulalım arkadaşlar A kare artı A A kare artı A işaretleriyle birebir aynı ifade var mı Yan tarafta eşitliğin diğer tarafında var O zaman biz buna ne diyeceğiz Özdeşlik diyeceğiz Aynı mantığı burada da kullanalım. 7a artı 42 oldu arkadaşlar. Birebir aynı ifade var mı? Var. O yüzden ne diyeceğiz biz buna? Özdeştik diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Eşit, e, eşitliklerden hangilerinin özdeştik, hangilerinin denklem olduğunu yine belirleyelim diye arkadaşlar sorularımız var. Hemen hızlı bir şekilde bakıyoruz. Bunu dağıttık. 3x. 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 6. 2'yi de yine bu şekilde devam ettirdik. 2x eksi 6. Bire bir aynı ifade yok. Denklem diyoruz buna arkadaşlar. E şunu devam ettirelim. C şıkkından devam edelim. Buradan 2'ye dağıttık içeri arkadaşlar bunu. İçeri dağıttığımız zaman ne oldu? 3C artı 3, 5 y artı 3. Şurayı bir düzenleyelim. 5 y artı 3, Birebir aynı ifade var mı? Var. Arkadaşlar ne diyoruz biz buna? Özdeşlik diyoruz. Hemen şu şekilde yazdık. E dağıtalım. Buradan dağıttık. 2A. 4 ile de 2'yi çarptık. 8. Baktığım zaman buradan birebir aynı ifade olmadığı için hemen ne yaptık? Denklem. Hocam bunu dağıtarak da bulabiliriz. Değer vererek de bulabiliriz. Dağıtarak bulalım arkadaşlar. A kare... A ile 2'yi çarptık 2A. A ile 1'i çarptık A oldu. Benzer şekilde 2'yi de yazdık. Biraz düzenleyelim arkadaşlar sol tarafı. Düzenli yazacak olursak A kare artı 3A artı 2. Bire bir aynı ifade var mı? Var. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Özdeşlik diyeceğiz. Evet. Geçiyoruz. Şimdi diyor ki ifadesinin özdeşlik olabilmesi için üçgen yerine hangi, yani kaç yazılmalıdır? Değişken de gelebilir arkadaşlar, sayı da gelebilir. Şimdi bakalım, burası 3x artı 5. E ben burada yapmam gereken şu 3'ü içeri bir dağıtayım arkadaşlar. 3x eksi 3 artı üçgen. Şimdi biz ne demiştik? 3x artı 5 ise birebir aynı ifade olması lazım. Bu birebir aynı. O zaman şu ifade arkadaşlar, şu ifadeye ne olmalı? Eşit olmalı. E ben burada ne yapacağım? 5 eşittir diyorum. Eksi 3 artı üçgenden, eksi 3 öbür tarafa gönderdik arkadaşlar. Üçgenin ne olması lazım? 8 olması lazım. Evet, devam edelim. <laughs> Şimdi bazen arkadaşlar böyle modellenerek şekiller verilebilir. Bunların cebirsel ifadeleri sorulabilir. Kolay. Bunları biz e, sanki yani geometrik şeklin alanını hesaplıyormuş gibi yazabiliriz. Mesela dikkat edin arkadaşlar. Bu kenar uzunluğu nedir? A artı B. Şu kenar uzunluğumuz ne? A. Bu ikisini çarptığımız zaman bu kısmın neyini bulmuş oluruz? Alanını bulmuş oluruz. Arkadaşlar buradan hani bununla bunu çarptığımız zaman zaten A kare. Burası A olduğu için A ile de B'yi çarparsak AB oldu. Zaten ne oldu bunları toplarsak? Arkadaşlar bunlar birbirine ne olmuş oldu? Özdeş olmuş oldu. Aynı mantıkta arkadaşlar ne yapacağız? Buranın uzunluğu 8. X ile çarpacak olursam 8X. <laughs> ya da nasıl yazabiliriz? Bununla bunu çarptık. Alanı 2X, 2X, 2X. Bunun da özdeşi böyle ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi buradan yine ne yapıyoruz? x artı y evet çarpı ne diyeceğiz buranın uzunluğuna arkadaşlar 2x diyeceğiz. Şimdi bunların alanları x kare, x kare, x y, x y oldu. Bunu şöyle de yazabiliriz. Şöyle devam ettirecek olursak toplamını yazarız arkadaşlar. 2x kare <laughs> Evet, 2x kare Devam ediyoruz. İki tane de ne var? 2x, y var arkadaşlar. Bu şekilde yazılımı, bunun neyi olmuş oldu? Özdeşi olmuş oldu. Evet, şimdi bazı önemli özdeşlikler var. Özellikle sorular buralardan geliyor. Nedir bunlar? E, tam kare özdeşliğimiz. Diğeri de arkadaşlar iki kare farkı özdeşliğimiz. Tam kare özdeşliğimiz. Toplamın tam karesi var bir de farkın tam karesi var. Şimdi bunlar ne manaya geliyor arkadaşlar bir bakalım. Ee, öncelikle toplamın tam karesine bir bakalım. Bir kenar uzunluğu A artı bir B birim olan karesel bölgenin alanı yani bunun alanı arkadaşlar ayrıldığı parçaların alanları toplamına eşit olduğu için o yüzden biz yani bunun dışarıda bir kare olarak düşüneceğiz. A artı B'nin karesi yani bunun alanı arkadaşlar neye eşit olacak? A artı B'nin karesi. Buradan <laughs> devam edecek olursak alanların toplamını yazacağız. A kare 2AB artı B kare şeklinde bulunacak. Yukarıda da arkadaşlar görüldüğü gibi A kare 2AB artı B kare. Yalnız ben bunun açılımını yaparken arkadaşlar mesela bunların yerine A ve B yerine değişken gelebilir, sayı gelebilir. Bunun tam karesi soruluyorsa ben bunu yan yana iki defa yazıp çarpma yerine nasıl öğrenmemiz lazım arkadaşlar? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinde ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bunu bu şekilde açmamız lazım. Yani şu ifadeyi bilmemiz lazım ki tam karenin açılımını ne yapalım? Kullanalım. Şimdi <laughs> mesela ne demiştik? Şu ifadeyi kullanacağız. Yani birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi baktığımız zaman bunların özdeşlerini bulun diyor. Özdeşlerini buluruz. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar bunun açılımını da yaparak buluruz. Ya da yan yana iki defa çarpım şeklinde yazarak da bulabiliriz. Yalnız yan yana iki defa yazma yerine biz ne demiştik? Arkadaşlar birincinin karesi yani x'in karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı çarptık 3x 2 katı 6x artı ikincinin karesi de 9. Bunun özdeşi bu hatta şöyle de yazabiliriz yeri geldiğinde bazı sorularda x artı 3'ün karesi soruluyorsa x artı 3 çarpı x artı 3 diye de ne yapabiliriz özdeşini yazabiliriz. B şıkkında da yine aynı mantıkta devam edecek olursak, Buna birinci, buna ikinci diyecek olursak arkadaşlar. Birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarptık arkadaşlar ikisini. 2ab, 4, 2 katı 4ab oldu. İkincinin de karesi ne oldu? b kare. Bunu bu şekilde özdeşini yazdığım gibi bunu arkadaşlar çarpım şeklinde yani 2a artı b Çarpı 2A artı B şeklinde de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Aynı mantıkla hemen açılımını yapıyorum. Birincinin karesi 9A kare. ile ikincinin çarpımının iki katı 24A. Artı 4'ün de karesi 16. Yine arkadaşlar dediğimiz gibi bunu 3A artı 4. Bazı sorularda bu şekilde yazmayı da bileceğiz. Sorularda kullanacağız. Bu şekilde de yazabiliriz. Aynı mantıkla birincinin karesi 25x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne oldu? 30xy oldu. İkincinin karesi de 9y kare. Yine çarpanlarına ayrılmış şeklinde bu şekilde de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet. Diğer örneğimize geçiyoruz. Daha doğrusu diğer arkadaşlar özdeşliğimize geçiyoruz. Bir önceki gördüğümüz özdeşlik tam kare yani toplamın tam karesiydi. Şimdi de arkadaşlar farkın tam karesi. Arada sadece arkadaşlar eksi olacak açılımında. Şimdi burada da arkadaşlar bunu modelleyecek olursak nasıl bir modelle oluşuyor ona bir bakalım. Boyalı bölgenin alanı yani şu arkadaşlar bir kenar uzunluğu a olan karenin alanından evet boyalı olmayan alanları çıkarttığımız zaman arkadaşlar bunun A eksi B'nin yani farkın tam karesini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Birazdan bunu arkadaşlar görsel olarak anlatacağız slide ile daha iyi anlarsınız. Demek ki bir kenara A olan bir karenin arkadaşlar alanından şuradaki boyalı olmayanların alanını çıkartacak olursak alanlar toplamını A eksi B'nin karesini bulmuş oluyoruz. Bunda da yine aynı mantık. Ne diyeceğiz? Tam karelerde hep aynı işlemi yapacağız. Birinci dediğimiz bu, ikinci dediğimiz bu. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yalnız araya eksi geldi. İkincinin karesi olmuş olacak. <laughs> arkadaşlar bunlardan da hemen A ve B şıkkına bakalım. Diğer arkadaşlar slaytımıza geçelim. Birincinin karesi, x kare, birinci ikincinin çarpımının iki katı, eksi 6x, İkincinin karesi ne oldu? 9. Tabi bazı sorularda biz bunun özdeşini bu şekilde de ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım arkadaşlar. B şıkkına bakacak olursak. Birincinin karesi 4A kare. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4AB artı B kare. Yine bazı sorularda 2A eksi B, 2A eksi B şeklinde de yazılımını bilmemiz lazım. Şimdi burada arkadaşlar boş bırakılan yerlere acaba neler gelmelidir diye soruyor. Bunda da arkadaşlar bakalım. Şimdi e, tam karenin açılımını biz biraz önce öğrendik arkadaşlar. Tam karenin açılımından boşluk bırakılan ifade yerine ne gelmesi gerektiğini bulacağız. Şimdi birincinin karesi burada verilmiş tamam. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarptık 4x iki katını aldık ne oldu arkadaşlar? 8x olmuş oldu. <laughs> Şimdi B şıkkına bakalım. Birincinin karesi tamam verilmiş. 4A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Burada karıştırabiliriz. Birinci dediğimiz bu. İkinci dediğimiz de bu arkadaşlar. Bunun iki katını alacak olursak ne oldu buradan? İkiler sadeleşti. Buraya yazılması gereken ifade arkadaşlar ne oldu? 2A olmuş oldu. Benzer şekilde devam ediyoruz. Birincinin karesi yazılmamış. Hemen bakacak olursak birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yazılmış. ikincinin karesi yazılmış. Birincinin karesi. Yani nedir? Kök x'in karesi lazım bana. E ben bunu karesini nasıl alacak olursam, şöyle bakacak olursam arkadaşlar. Kök 2'nin karesi ya da x'in karesi diye yazabiliriz. Şu üstü ne yapacağız? Bunlara dağıtabilirsiniz. 2x kare oldu. Demek ki Buraya boşluğa yazılması gereken ifade 2x kare olmuş oldu. Benzer şekilde birincinin karesi 16x kare yazılmış. İkincinin karesi de yazılmış. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 16x. 2 katını aldık. Eksi 32x. Eksisi var. Eksi 32x ne yaptık? Yazdık. Şimdi alttaki arkadaşlar kısma bakacak olursak. Onu da biraz yukarı kaydıralım. Şimdi burada da açılımı verilmiş ama buralara ne gelecek diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünecek olursak. Hani bu tam kare olduğu için neyin karesidir bu? Artı 5'in de olabilir. Eksi 5'in de. Arada eksi olduğu için zaten onu öyle yazacağız. Şimdi ben buraya 5 yazsam. Bakacak olursam. Birincinin karesi a kare. Evet. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Evet. İkincinin karesi. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar, hani biz birinci de ikincinin çarpımın iki katını aldığımız için biz bunu ikiye bölecek olursak burası ne oldu? Eksi 12 AB oldu. Bunun arkadaşlar diğer bir ifadesi yani şuradan düşünecek olursak 2B'si nereden gelecek bunun? Arkadaşlar <laughs> buradan gelecek. Yani birinci de ikincinin çarpımının iki katı olacak. O zaman ben bunu 2B'ye bölecek olursam. 2B'ye bölecek olursam arkadaşlar ne olacak buradan? 6A gelecek. Demek ki burada 6A olursa sağlıyor mu? Bakalım. Birincinin karesi 36A kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 12AB. İki katı eksi 24AB. İkincinin karesi de 4B kare olarak ne olmuş oldu? Bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar diğer Önemli özdeşliğimiz iki kare farkı. En çok soru gelen kısımlardan biri de iki kare farkı arkadaşlar. İki kare farkı da biz bunu modelleyecek olursak bir kenar uzunluğu A olan karenin içerisinden bir kenar uzunluğu B olan kareyi kesip çıkarttığımız zaman arkadaşlar. Sonra da bunu makasla kesip ter çevirip yapıştırdığımız zaman neyi bulmuş olduk? Geriye kalan kısmın alanını bulmuş olduk. Dikkat edecek olursanız burası... A artı B. Burası ne? A eksi B. Şimdi bunun özdeşini yazacak olursak nedir? A kareden neyi çıkarttık biz? B kareyi çıkarttık. O da neye eşit oldu? Şu kısma eşit oldu. Baştan ortadaki kısma eşit oldu. Onun da alanı burada görüldüğü gibi A artı B çarpı A eksi B şeklinde ne yapıldı? Yazıldı. Evet açılımı bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı biraz örnekler çözelim. Sonra burada bir ee, arkadaşlar slaytımız var onu izleyeceğiz. Bunların modellemesi nasıl oluşmuş onlara bakacağız. Hemen şimdi bunları iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak yazmaya çalışalım. Arkadaşlar şimdi iki kare farkı yok ama ben yazabilirim benzetebilirim bunu. 9 yerine ne yazabilirim? 3'ün karesi yazacak olursam 2 kare farkına dönüştü. x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde ne yaptım? Bunu Arkadaşlar özdeşini yazdım. İki kare farkı şeklinde verilmiş. Hemen arkadaşlar ne yapıyorum? 2A eksi 3B. 2A artı 3B şeklinde ne yaptım? Çarpanlarına ayırdım ya da özdeşini yazdım. Şimdi arkadaşlar böyle ikili ifade verilirse acaba bu neyin karesidir diye düşüneceğiz. Hatta bunu yeri gerekirse arkadaşlar parantez şeklinde almamız lazım. İkili ifade varsa parantez şeklinde yazalım. Ne oldu buradan? 5'in karesi. O zaman ne yapıyoruz? 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5 şeklinde ne yaptık? Çarpanlarına ayırdık. <laughs> evet şu değişikliğini de çözelim arkadaşlar. Buradan 1 eksi 2a'nın karesi şeklinde yazdık. Buradan da yine ne yaptık? Özdeşini iki kare farkından faydalanarak arkadaşlar ne yaptık? Yazmış olduk. Arkadaşlar bugünlük biz neyi gördük? Özdeşlikleri gördük. Özdeşliklerde tam karenin açılımı iki kare farkını ne yaptık? Görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Evde kalın, bizi seyredin arkadaşlar. Görüşmek üzere.